Hiçbir şey tek başına ilgilendiğinde o kadar kıymetli olmuyor ya da yeteri kadar ilerlemiyor. Benim bu kariyerimin öncesinde tabii ki ailemin de yönlendirmesiyle, sizlerde de vardır aranızda eminim. Önce sporla başladım. Hiç okula gitmeden önce spor okullarına giderek başladım. Bu bana büyük bir avantaj sağladı. Çünkü eğitim hayatına girdikten sonra çok yoğun bir tempoyla çalışıyorsunuz. Hepiniz çok yoruluyorsunuz eminim. Hatta bu dönemde belki daha da fazla yoruluyorsunuz bizim zamanımıza göre. Bir şeylere sonradan başlamak için çok bir fırsatınız olmuyor. Ama tek sadece bilimle ilgilenerek ya da tek bir şeyle yaparak da kendinizi çok fazla geliştiremiyorsunuz. Bir yere kadar geliştirebiliyorsunuz. O yüzden bu önceki dönemde başlanan hobiler, alışkanlıklar gerçekten büyük bir fayda sağlıyor insana. Hatta daha sonra iş hayatına geçtiğinizde şunu fark ediyorsunuz. Hobisi işi olan insanlar en fazla hayattan zevk alan insanlar oluyor. Yani aklınızda olsun, network çok önemli. Hayallerinizi gerçekleştirebilmek için bunu gerçekleştirebilecek bir ekibiniz olması lazım. İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmeniz lazım. Benim de işte bu seyahatler sırasında edindiğim dostlarım sayesinde böyle bir proje geldi önüme. Robot dünyasında herkes belki bir hızlı koşan robotu yapmaya çalışıyordur. Herkes orada çalıştığı için oradaki savaş çok karnına. Orada bir yere gelebilmeniz, birilerini geçebilmeniz için herkes orada olduğu için daha çok uğraşmanız lazım. Oralara kanlı okyanuslar deniyor. Bir de mavi okyanuslar var. Mesela ne yapıyorsunuz? Bir tane kedi yapıyorsunuz diyelim, robot kedi. Şu an orada onunla ilgili çok fazla proje yapan kişi yok. Eğer o tarafa siz yönelirseniz, rekabetin çok az olduğu bir yer olduğu için başarılı olma ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Gerçekten çok küçük yaştan bir şeye karar verip uğraşmaya başladığınızda ne olursa olsun uçak bile yapmak isteseniz bir yaşa kadar geliyorsunuz zaten ve o yaşa kadar geldiğinizde bununla uğraşmaya devam edersiniz. Bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ne istiyorsanız yapıyorsunuz. Ne kadar çok odaklanır, ne kadar disiplinli yaparsanız, uğraşırsanız o kadar çabuk yapıyorsunuz. O yüzden ne istediğinize karar verip disiplinle onun üzerinde çalışırsanız başaramayacağınız bir şey olduğunu düşünmüyorum.